Merhaba arkadaşlar. Bugün karşınızda Volkswagen Golf ile beraberiz. İnceleyeceğiz. Kısaca bir anlatacağım. Daha sonra da test sürüşüne çıkacağız. Instagram'dan da sorular sorduk. Onların da cevabını bu videoda bulacaksınız. Şöyle ufak bir tanıtalım. Zaten biliyorsunuz aracı. Çok popüler bir araç. Aracımız Comfortline donanım. O yıllarda 4 donanımda çıkıyordu. Trend, Comfort, Highline olarak bir de GTI var tabi. Ama en çok bilineni Trend ve bu Comfortline donanıma sahip olanı. Comfortline donanım olmasına rağmen araçta sis farı yok arkadaşlar. Daha sonradan bir ön ve arka park sensörü eklenmiş araca. Şöyle gördüğünüz gibi farlar bir önceki nesile göre biraz daha küçültülmüş ama yine yuvarlak olarak görüyoruz. Burada bir farklılık var. Aynalarımızın sol tarafındaki, sağ tarafındaki daha doğrusu bana göre sol tarafındaki daha küçük, şoför tarafındaki daha büyük. Bunun cevabını da video sonunda söyleyeceğiz arkadaşlar. Neden böyle? Gelelim aracın yanına doğru yavaş yavaş. Comfortline donanım olmasına rağmen kapı kollarımız veya cam kenarlarında herhangi bir boya yok. Buradaki koruma bandımız da boyasız şekilde tasarlanmış. Ön camımız renkli. Arka tarafa doğru gelelim. Bu alışımlı jantlar, Comfortline donanıma özel jantlar. Buradan da aracı Comfortline olduğunu anlayabiliriz dışarıdan baktığımızda. Aracın üzerinde 195, 65, 15 ebatında jantlar var. Alışımlı. Bence güzel yakışıyor bu donanıma. Şöyle arkaya doğru gelirsek. O yıllarda logodan açılmıyordu. Buradaki kapı kolundan bagajımız açılıyor. Şöyle amortisörümüz biraz yavaş açılıyor. 300 litre civarında bir bagajımız var. Şöyle gösterelim bagajı. Tabi araç 1.6 tüplü olduğu için de yedek lastiğin yerinde tüpümüz var şu an. Etrafı düz, herhangi bir cep veya göz yapılmamış. Ama bu sınıf için o yıllarda yeterli bir büyüklüğe sahip olduğunu söyleyebilirim. İki tane tutamağımız var hem sağ hem sol tarafta. Hem sağ elini kullananlar hem de sol elini kullananlar için bence ideal olmuş. Şimdi arka tarafa gelelim. Baş diz mesafesini gösterelim. Önce bu kapılarımızı bir göstereyim. Bayağı tok, 2000 model bir araç. Aşağı yukarı 20 yaşında. Hala Volkswagen'in neden tok kapı sesi de imajı olduğu belli. Şöyle kapımıza bakalım. Şu kolumuzu tuttuğumuz yerler, buralar yumuşak. Üst taraf sert plastik ama hani hissiyat olarak da yumuşak plastiğe sahip. Şu kapı tutamaklarımız artık bayağı bir yıpranmış. 20 yaşında olmasına rağmen ama bu kumaş olan yüzeylerde herhangi bir yıpranma söz konusu değil. Arka taraftaki yaşam alanı, diz mesafesi, gördüğünüz gibi ön koltuk bana göre ayarlı. Boyum 1.82 olduğunu söyleyeyim. Şöyle tabii içerideki oyuntuyla beraber burası 3-4 parmağa yakın, yani 3.5 parmak kadar diz mesafesi var. Baş mesafesi de aynı şekilde 4 parmak ve üzeri olduğunu da söyleyebilirim. Arka tarafta yeterli bir diz ve baş mesafesi var arkadaşlar. Şöyle içeri ben kumaş kalitesini, koltukları göstereyim size. Gördüğünüz gibi tavanda herhangi bir sarkma yok. Bu 20 yaşında olmasına rağmen güzel. Genelde bu tarz tavanlar çünkü içerisinde böyle biraz daha singerimsi bir yapıya sahip. Yumuşak bir tavan var ama herhangi bir sarkma olmamış durumda. Şöyle aşağı doğru bakarsak bir ortada bir kolçağımız var. Bunun açmak için biraz yukarıdan çekmemiz gerekiyor. Şöyle yatırdığımız zaman da şurada bir daha gözümüz var. Bayağı büyük. Buraya bir defter kitap bile sığabilir. Hatta bir tablet bile girebilir arkadaşlar. Şöyle yerine koyalım. İki kişi için yeterli. Üçüncü kişi için de biraz kafalık yok. Üçüncü kişi için ama üçüncü kişi için de burada oturabilir. Şöyle orta tarafa doğru bakarsak zamanında burada bir küllük varmış. Tabii biraz hasar almış. Şu altta da bir bardaklığımız var. Şöyle biraz tabii zor çıkıyor. Şöyle çekersek buradaki bardaklığımızda iki bardaklık görebiliriz. Şöyle orta tarafa doğru bakalım. Koltuklarımız gayet yumuşak. Kadife kaplamaya sahip. Yumuşak bir hissiyatı var.
Şöyle benim gözümden de ön tarafa doğru bakarsak arkadaşlar, görüntü de bu şekilde. Şimdi ön tarafa geçelim. Daha sonra da test sürüşüne çıkarız. Kapımızı da bakalım. Kapı hissiyatımız bayağı sert. Ağır, yani tok kapı olduğunu söyleyebiliriz. Arka taraftaki gibi ön kapımız da sert plastik ama yüzey olarak böyle yumuşak bir hissiyatı var. Yani şöyle vurduğunuz zaman sert ama şöyle dokunduğunuz zaman yumuşak. Şuralar aynı koltuklar gibi kadifemsi bir kumaşla kaplı ama kondisyonları hala iyi durumda. Dört camımız otomatik, merkezi kilit, çocuk kilidi var ve büyükçe bir burada kapı gözümüz var. Arka reflektörlü, kapı açıldığında yanan kapıda bir reflektörümüz var. Alt tarafı yer aydınlatmalı, üst tarafı reflektörlü. Aynı ayarlarımız da yine kapı kolunun önüne doğru alınmış. Şöyle bakarsak aracın içine doğru. Bu araçta arkadaşlar 4 hava yastığı standart geliyor. Comfortline donanımda yan hava yastıkları da var. İçeride detayları anlatacağım. Şöyle buradan bakarsak burada gösterge aydınlatmamızı ve far yükseklik ayarını buradan yapabiliyoruz. Far kumandaları şu an neredeyse Volkswagen aynı kumandaları kullanıyor. Çok fazla bir değişiklik olmamış. Şöyle içine geçeyim aracın. Göstergeler. Şöyle kontağımızı açalım bir. Burada gördüğünüz gibi otomatik vitesin göstergesi, hava sıcaklığı ve saati burada görebiliyoruz. Şu tarafa doğru, ortaya doğru gelelim. Burada hava kanallarımız, dörtlerimiz, arka cam rezistansı. Buraya da ön park sensörü sonradan eklendiği için buraya da bir düğmesi yapılmış. Arka park sensörünün göstergesi buraya alınmış. O zaman orijinal bir yapım. Radyo teybimiz halen üzerinde duruyor. Klimamız ve 4 ileri otomatik şanzımanımız. Arkadaşlar, otomatik şanzıman o yıllarda 2 çeşit vardı. Bazı motorlarda 5 ileri, bazı motorlarda ise 4 ileri otomatik şanzıman var. Şu anki aracımızda 4 ileri otomatik şanzıman. 1.6 102 beygirlik bu araçta. Şöyle devam edelim. Teknik detayları birazdan anlatacağım. Şöyle kolçağımız var burada. Bu da orijinal kadife kaplı, üzeri gayet yumuşak. Koltuk döşemelerimiz gördüğünüz gibi içi güzel, dıştan da kendini sarıyor. Kondisyon olarak 20 yaşında bir koltuk için bence iyi durumda. Aracımız 1.6 102 beygir ve 148 Newton torka sahip. 0-100'ü 12.7 ve son hızı da 185 km. Bu fabrika verileri. 55 litrelik bir depomuz var. 330 litrelik bagaj hacmimiz var. 1997 ve 2003 yılları arasında üretildi. Şu an test yaptığımız araçta 2000 model. 20. yaşını kutluyor. 20. yaşını hızdan dolayı kutladı. Askerliğe gelmiş aracım. Şimdi şurada bir rampamız var. Rampada bir bakalım çekişimiz nasıl olacak. Aslında hani 102 beygir biraz azmış gibi duruyor ama 1000 kilonun, yani 1100 kilonun altında bir ağırlık. Aslında biz şu an ikimiz 1200 kilo yapmışızdır. Yani. Bayağı bir ağırlaştırdık aracı. Şu an ilk gaz tepkisi bence güzel. Yani şeyde. Ama tabii 4 ileri otomatik olmasının bakalım handikapı nasıl olacak. Şöyle biraz avans verelim. Yetişiriz biz oraya. Sürücü adayının arkasında kaldı. Evet, önce bir vites attı, geriye doğru düştük. Biraz daha kenara gelirsek kaldırmaz olacak. Sağını komple yalayıp geçiyor. Evet, tozu aldı. Biz tersi istikamete dönelim. Sol tarafa gidelim. Daha müsait. Çok da sıkıştırmayalım bu eğitim aracı. Bayağı bir acemi herhalde. Bayağı bir acemi. Yolun sağ tarafını komple kapattı. Solda da bak sürücü kamyonu var mesela. Sinyal sesi buradan geliyor. Evet, güzel.
güzel bir bağırma sesi geliyor. Hala 2'deyiz. Hala 2'deyiz. Ha, şimdi 3. Oldu, oldu mu? Olmadı. Niye hala 2 gösteriyor orada? Ya da ben mi yanlış yere bakıyorum? Tüp var değil mi arabada? Kalmayalım yolda. İnsanlar hareket ver. Test sürüşünde yolda kaldılar değil mi? Neyse şurada gideyim de. Hani test yaptık. Dolduralım da. Sen merak etme, o da kulu var. Sıkıntı yapma. Yapıştırsın. O yıllarda birçok ilki bu araçta Volkswagen yaptı. Araçta ABS, tabi 4 hava yastığı var. 2000 model bir araçta. ESP tabi ülkemize gelmedi ama o yılda bu araçta Golf'te kullanıldı. Aynı şekilde xenon far, ESP bu araçta ilk defa kullanılan ön yan hava yastığı, işte yağmur sensörlü silecekler ilk kez kullanıldı. Bir de tabii Avrupa versiyonlarında LCD ekranlı navigasyon sistemi de yine ilklerden biri. Ben şurayı vites göstergesi diye gördüm ama değil, orası 2 yazıyor ama sürekli 2 yazıyor orada. Z mi 2? Hep 2 yazıyor. Niye öyle? 5 mi? Değişmiyor. Şöyle kalın yanaklı lastiklerin ve yumuşak süspansiyonun etkisiyle konfor hissiyatımız güzel. Güzel. O konforuna geçer not verebilirim ama motorumuz çok bağırıyor. Sesli çalışıyor. Güzel, sanki dizel bir motormuş gibi çalışıyor. Biraz seri kullanmaya aslında izin veriyor. 4000 devire kadar çevirtiyor. Daha sonra vites geçişi hani 3500'lerde de bu atabilirdi. Geriye döndüğümüzde biraz bir dip gaz yaparız. Ve tabi bu arada aracımız da 180 bin kilometrede ve 20 yaşında askerliği gelmiş. Artık ne zaman? Tecilli mi? Tecilli. Yakına gider. 200 bine devirme kalacağız. Devirir maşallah. Yani şey olarak, kondisyon olarak gayet iyi. Burası ayna ışığa duyarlı herhalde, karartmalı. Aynen. Sağ taraftaki ayna küçük biraz. Onun sebebi de daha ilk bu araçlar çıktığında zaten sağdaki aynayı hiç koymuyorlarmış. Bir sebebi, tam olarak aslında sebebi şudur diye bir şey yok. Bir sebebi park esnasında araca daha fazla yakına park edebilmek için deniyor. Bir sebebi zaten ortada ayna var. Hani sağ tarafa çok ihtiyaç duyulmuyor diye zamanında bunu koyulmadığı söyleniyordu. Ve ondan sonra çok kullanılmadığı için de hani tasarruf amaçlı daha küçük yapıldığı söyleniyor. Çünkü bu aynada mesela dış bükey bir açı var. Kör noktayı görebilmek için. Ama o tarafta dış bükey herhangi bir şey yok ve aynalar renkli. Işığa, yani ışık dediğim direkt renkli, gece far vurduğu zaman gözümüze parlama yapmaz. Şuradaki tüm setlere geçelim. Fren hissiyatı güzel. Frenleme dozajı. Yoksa balataları yeni mi değiştirdin? Balatalar sıfır. Balatalar sıfır. Fren iyi tutuyor. Dozlaması falan iyi. İlk hani dokunur dokunmaz hissiyatı alıyorsunuz bence de frenlemede. Şöyle bir dip gaz yaptık. Güzel bir bağırdı. 4000 ama viraja geldik. Şöyle bir başladım. Ben o zaman kesmem. Kesmem. Yapıştırdım. Araç sahibi ben olmadığım için biraz kessek daha iyi olur. Yapıştır. Ne olur ne olmaz. Şöyle 5000, 6000 dip gaz yaptık. O sesi göreceğiz. 6000'e kadar izin veriyor. Kilit dağına girdiğiniz zaman 6500'e kadar, hatta manuel bir araçmış gibi izin veriyor. Direkt gazlanmayı sağlıyor. Tabi 4 vites olmasının da bir handikapı son hızda oluyor. 185'te aracın hızı bitiyor. Sert fren
dönenlerde araç biraz da tabii yanakların, lastik yanaklarının kalın olmasından dolayı biraz öne yatma eğilimi var. Biraz yatıyor hafiften. Daha çok konfor odaklı olduğunu söyleyebiliriz aracın. Konfor konusunda yani sakin kullanım ve konfor şehir içi kullanım için ideal bir kombinasyon sağlanmış. Biz şöyle yine geldiğimiz yere geri dönelim. Açıkçası hani trim sesi ben daha fazla beklerdim. Sabit bir trim sesi yok. Böyle çok bozuk yerlerden geçerken değil de daha çok böyle araç esnediği zaman yani vurulduğu zaman sağa sola vurulduğu zaman bazı yerlerden sesler geliyor. O da hem araç 20 yaşında hem de hava sabahleyin bayağı soğuktu. Şu an bir güneş açtı. Bu plastik aksamlar da bu soğuk sıcakta bayağı etkileniyor. Ondan dolayı biraz da tıkırtı sesi yapıyor. Ama genel anlamda rahatsız edici herhangi bir araçta trim seti sesi yok. Onu söyleyebilirim. Direksiyon hissiyatı güzel. Yani yolu hissedebiliyorsunuz. Çünkü genelde Volkswagen'lerde eleştirilir hissiz direksiyon olduğu söylenir. Tabii araçta değişken dişli oranlı hidrolik direksiyon var. Daha sonra bu elektrik destekliler çıktı. Elektrik destekliler çıktı, mertlik bozuldu. Öyle bir durum oldu. Tabii elektrik desteğiyle beraber tamamen şeye girdi. Artık dijitalleşmeye başladı. Bu sefer yoldaki o hissi alamıyorsunuz. Hidrolik zamanında tabii ki çok daha yolda ne var yok. Bütün geçtiğiniz bu çukuru tümseyi bile yolda hissediyorsunuz. Aracın ne kadar direksiyonunu çevirdiğinizi hisli bir şekilde alabiliyoruz. Ama elektriklerin de işte artısı ne oluyor? Şehir içinde daha yani park manevralarında çok daha yumuşak veya yüksek hızlarda da daha sert bir direksiyon bizi karşılayabiliyor. Vallahi direksiyonu hissetmek önemli. Direksiyonu hissetmek önemli, evet. Elin titreyecek. Motor ısındıkça aslında sesi ilk çalıştırmada daha çok geliyordu. Şimdi ısındıkça aracın sesi açıkçası azaldı. Şu an daha bir sessiz ya da kulağım mı alıştı acaba? Bana daha sessiz. Daha sessizleşmeye başladı. Alıştıkça sessizleşiyor. Motor ısındıkça iyice tamamen sessizleşmeye başladı. Şöyle gidelim ileri doğru, oradan dönelim. Bu testimizi de bitirelim. Arkadaşlar tabii bu arada kanala abone olmayı unutmayın. Bu araçla ilgili yorumlarınızı alt tarafa bırakabilirsiniz. Fazla yorum bırakmayın. Ufuk arkadaşımla ilgili de yorumları alt tarafa bırakabilirsiniz. Bana hiç yorum yapmayın. Sadece partnerlik yapıyorum şu anda. Co-pilot değilim. Şöyle otoparkımıza giriyoruz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın. Tercihiniz çekik gözlerinkinden olsun. Pişman mısın? Son pişmanlık vaat etmedi. Ne varsa Asyalılarda var. Avrupalılarınki hikaye. Evet arkadaşlar, hoşça kalın.